İndi biz Teknofest Azərbaycanın təşkil olunduğu Dəniz Kənarı Milli Parka bağlanırıq. Əməkdaşımız Vəfa Ağbalayeva birbaşa bağlantıdadır. Onun həm söhbəti Baykar şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar olacaq. Salam Vəfa, buyur, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir, həm sizi, həm tamaşaçıları salamlayıram. Hazırda biz Dəniz Kənarı Bulvardayıq və Teknofest 2022 bütün həyəcanıyla davam edir. Vaxt itirmədən yanımda müsahibimə keçmək istəyirəm. Çünki bugünün belə deyə, özəl qonağı odur Selçuk Bayraktar. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Hoş bulduk, sizlər də Teknofestə hoş gəldiniz. Aynı zamanda paydaşımız olaraq buradasınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teknofest 2022 Azerbaycan'da geçirir ve ilk defa olarak Türkiye serhatlarını aşarak kardeş ülke Türkiye'dedir. Buradaki Teknofest'i, Türkiye'deki Teknofest'ten ayıran sebepler nedir? Ümumiyyətlə, özellikler nedir? Tabii buradaki Teknofest'i Türkiye'deki Teknofest'ten ayıran en büyük sebep canı Azerbaycan'da düzenliyor olmuşuz. Olmamız bu bizim için en önemli tarafı. Özellikle Karabağ'dan sonra yükselen, bir daha yeniden iyice yükselen kardeşliğimiz, bu anlamda bunu pekiştirmek için bu etkinliği düzenlememiz bence çok önemli. Bizler için de ilk defa, Türkiye'de 5. yılına girdi artık yani. İlk yıl büyük bir bilinmezlik vardı, çok büyük coşkuyla kutlanmıştı. 5. yılına girmişti artık tüm Türkiye'nin böyle kabullendiği bir etkinlik. Bizler için Azerbaycan'da düzenlemek açıkçası manevi anlamda çok büyük bir mana ve anlam taşıyor. O yüzden böylesine rağbeti de görmek bizleri çok mutlu ediyor. Siz gezdiniz artık, tanış oldunuz. En hoşunuza gelen, en maraq doğuran pavilyonlar hansılardı? Evet, dün gezdim. Bugün tabii insanlarla birlikte gezeceğim. Kristaloğlu'nun içinde bir kere gençlerin yarışmaları var. Orası muhteşem. Böyle ama ben doluyken göremedim. Şimdi bugün gitmeyi hedefliyorum. O çok güzel. Kristaloğlu'nun içine muhakkak girmek lazım. Hava gösterileri zaten efsane. Dışarıdan da izlenebiliyor. Bakütün Bakü'yüzü aşağı yukarı. Bunun yanında yüksek teknoloji içeren kamu kurumlarının standları var. Onlar da güzel. Ama beni en çok heyecanlandıran yarışma standları. Takeoff da güzel. Takeoff girişim zirvesi var. Orası da güzel. Ve tabii burada insansız hava araçlarımız da var. Açık alanda da farklı farklı etkinlikler var. Dikey rüzgar tüneli var. Öyle etkinlikler de var, eğlenceli. Devamı da olacak. Bilmiyorum ne kadarını duydunuz ama işte denizden uçan adamlar gelecek. Sürprizler var. Siz bir neçə gündə artık Azerbaycan'dasınız ve Azerbaycan'da tələbələrlə de görüştünüz. Biz izledik o kadrlar ama təəssüratlarınızı almaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, innovasiyalarla, yeniliklərlə bağlı, robototeknika ilə bağlı Azerbaycan tələbələri, öğrenciler nə bilir? Ben beklediğimden çok daha fazla merak olduğunu gördüm bu alanlara. Bir kere bizim yarışmalarımızda Türkiye'de ilk yılla kıyaslayacak olursam Türkiye'de iki ilk yılımızdan daha iyi bir 5. yılda Türkiye biliyorsunuz adım adım gelişiyor. Türkiye'deki ilk yılımızdan daha iyi olduğunu gördük. Bu şaşırttı açıkçası çünkü Türkiye'nin nüfusu da çok daha büyük. Bu alanlara yani teknoloji girişim ruhunun epey bir var olduğunu gördüm. Tabii bir taraftan bizde de benzer şekilde işte acaba burada yapabilir miyiz duygusu var insanlarda. İşte bizim yıkmak istediğimiz şey bu. Evet sen ana vatanında bunu yaparsın. Yapmasan da mücadele edeceksin. Topluma da bunu anlatacaksın ve muhakkak bu topraklarda yapacağız. Çünkü bu topraklara biz sahip çıkmazsak, burada yapmazsak işte başımıza gelenin ne olduğunu görüyoruz. O yüzden böyle bir anlamı da var Teknofest. Sadece teknolojiyi özendirmek değil, milletimizin bağımsızlığı ve müreffeh olması için bu teknolojiyi geliştirmeyi de anlatan bir şuarı var. MiG təyyarəmizde uçtuz. Evet. Biz o görüntüləri izledik ve siz de öz fikirlərinizi bölüştünüz. Bir daha eşidək. Tabii Zahra Albayım, kahraman pilot, Karabağ kahramanı Zahra Albayım uçurdu beni.
Akıncı ile biz iki uçağımızı buraya getirmiştik, PUA'mızı. Uçarak gelmişti, o da tarihi bir uçuştu ama Akıncı'nın kolunda savaş uçağıyla, dövüş tayyaresi diyorsunuz siz, uçmak benim çocukluktan beri hayalimdi. O hayal de gerçekleşmiş oldu. Yani teknolojisinde çocukların hayallerine dokunuyor ya, bir çocuğun daha hayaline dokunulmuş oldu. Bir kısmında ben kullandım uçağı, ben komuta ettim. Zavra albayım sağ olsun briefing verdi, anlattı. Daha önce pilotluğum var benim ama ufak uçaklarda. Savaş uçağı hiç uçurmamıştım. İnanılmaz tarifsiz bir duyguydu. Hem Akıncı'nın kolunu da uçtuk, hem bazı manevraları yaptık. Uşaqlıq arzularınızı Azərbaycanda çatdınız, belə deyək. Bayraktar TB2'ni biz Qarabağ müharibəsindən gördük və indi Akıncı'nın önündə dayanmışıq. Akıncı'nı isə biz həm deneyimlərini izlədik, həm sizin müsahibələrini izlədik. Bir neçə müddət bundan əvvəl sizə sual vermişdim. Akıncı ilə bağlı Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri necə inkişaf edir? Bir irəliləyiş var mı? Yəni Akıncı ile alakalı evet eğitimler devam ediyor Türkiye'de, Azerbaycan'da. Bayraktar TB2'nin teknolojileriyle alakalı burada da geliştirmek yönünde faaliyetlerimiz olacak. Yine aynısı Akıncı için de inşallah ilerleyen zamanlarda olacak. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Helali çatdıracağım informasiya bunlardan ibaretti. Buyurun, söz yeniden sizlerdir. Çox sağ ol Vəfa, ətraflı məlumata görə Selcuk bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk.